kendi dış dünyaya bir şeylere ihtiyacımız var. Yaşayabilmemiz için bile, nefes alabilmemiz için bile oksijene ihtiyacımız var. Yani yarattığı varlıkların hiçbirinden habersiz olmadan hepsi kontrol altında. Hani 6 günde kainatı yarattı ve arşa istiva etti ifadesiyle evrendeki yaratılmış olan bütün varlıklar onun kontrolünde. Onun kontrolü olmadan hiçbir şey hareket edemez ifadesiyle bunu anlatıyor. Böyle bir Allah nerede görülmüş? Yani senden haberi var, karıncadan haberi var, kuşlardan haberi var, ağaçların içerisindeki böceklerden haberi var, ormanlardan, efendim, denizin en alt kısımlarından haberi var. Böyle bir Allah'tan söz ediyor. Böyle bir Allah'ın karşısına bir ilah daha koysan denk olur mu, doğru olur mu? Sürekli Allah kendisinin dışında İlah kabul edilmeyi asla istemiyor. Ve eğer öyle bir şey olursa kesinlikle onun yaptığı bütün güzel amelleri bile silip atacağım diyor Allah. Evet. Peki arkadaşlar. İsra suresinin sonuna geldik. Sormak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Gece yolculuğu bitti herhalde bir gecenin altında, ortasında. Yarın inşallah Kehf suresine geçeceğiz. Hep merakla beklediğiniz sure. Evet, inşallah. Güzelce hocam. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Peki. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.